Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz safalar getirdiniz. Kıymetli arkadaşlar Fenerbahçe Lille deplasmanda 2-1 kaybetti. 70.600 ve 7.250 çok teşekkürler arkadaşlar. Hani en azından sevindirici şey bu. Deplasmanda 2-1 kaybettim ama maçın içerisinde çok konuşulacak çok tartışılacak şeyler oldu. Şimdi bir kalbur üstü şeyler var bir de kalbur altı şeyler var. Yani bir o kadar çok konuşulan şeyler var. Bir de o kadar az konuşulan şeyler var. Ben bu videoda bunlara değineceğim artı transfer duyumlarına dair de birkaç bir şey söyleyeceğim. Erdal Vahit "Ben Tad için 11 oynayacağını düşünmüyorum. Bu takımda tempodan dolayı oynayamaz zaten. Hamle oyuncusu olur. Kenarda oynayacağını da düşünmüyorum." demiş. Şimdi herkes nereye odaklandı? Herkes Kuruniç'e odaklandı. Dedi ki Kuruniç şöyle kötü, böyle kötü. Peki ben size başka bir şey söyleyeyim. Tadiç'in istatistiklerini dün ben canlı yayında ikinci kanalımızda Kadıköy Sokak Fenerbahçe'de değindim. Şimdi bak açık söyleyeyim arkadaşlar. Beni yanlış anlamayın. Ya da anlayın. Siz bilirsiniz. Siz daha iyi bilirsiniz. Bir şey söyleyemem. Şimdi Fenerbahçe'de dünden beri kim konuşuluyor? Şimanski konuşuluyor. Kim konuşuluyor? Tadiç konuşuluyor. Tadiç ve Şimanski kadro dışı kalsın diyor taraftar. Yanlış anlamayın. Bazı taraftarımız kudurmuş köpek gibi. Kudurmuş köpek gibi. Ona saldırayım, buna saldırayım, onu pençeleyim, bunu öldüreyim. Mourinho istifa yazanları gördüm. Bunlar Fenerbahçeli değil yani yanlış anlamayın. Fenerbahçeli kılığına girmiş taraftarlar. Ya kudurmuş köpek gibi saldıracak adam arıyorlar. Kardeşim, Galatasaray Beşiktaş'a 5-0 kaybetti. 5-0. Hakemsiz çıktığı maçta 5-0 kaybetti. Bakın, ezeli rakibinden 5-7. 5 ay konuşulacak. Belki 5 yıl konuşulacak. Galatasaray taraftarı bu kadar yangın yapmadı ama içimize sızan Galatasaray taraftarı o 5-0'ın acısını çıkarmak için Fenerbahçe'nin içine nifak tohumları ekiyor. Hiç haberiniz yok. Bu kudurmuş köpek gibi dediğim arkadaşlar emin olun Fenerbahçe'nin falan değiller. İyi de eleştirmeyelim mi? Kuru süper mi diyelim? Şu süper mi diyelim? Ya bir de ee, bu döneklik çıkmaya başladı. Bu laf ebeliği çıkmaya başladı. Benim ağzımdan kuruç niç süperdi muhteşemdi lafı çıkıyor mu? Çıkmıyor. O zaman sizinkinden de çıkmasına gerek yok. Doğru konuşun yeter. Gerek yok. Rakibin teknik direktörü Bruno Genesio. Allah aşkına ben size şunu söyleyeyim. Hani e, o Santosları hariç kimi iyi oynadı? Kimi beğendiniz? Ben Santos hariç hiç kimseyi beğenmedim. Ben rakip tamam Andre Gomez yani dersin falan. Ama Santoslarını çık sıradan bir takım. Hatta Lugano daha tehlikeli takım desem gülersiniz. Ya kurun için mecbur oynattım. Kim oynatacak? Mert Hakan'a mı oynatacak? Zayt'sı mı oynatacak? Ha, tamam kurun içi kesin Zayt'sı oynatsın. Yine küfür edersiniz. Ha ben kurun içi kesip Şimanski oynatırım. Bu benim fikrim. Ya da kurun içi kesip İrfan Can oynatırım. Bu benim fikrim. Ama emin olun teknik direktör bunların denemesini 50 kere yapmıştır. Mesele o değil. Bak İrfancan Can kahveci. Oynuyor. Görevini yapıyor. Gidiyor gol asist katkısı. Mesela edince o ilk iki maçta dört gol birden attı. İlk iki maç. Dünkü maçta bir tane atsaydı o dört gole bedeldi. bedeldi. O kaleciyle karşı karşıya kaldığını aşırtsaydı <laughs> bir bir İrfan'ın Frikik'te iki bir öne geçseydik tur bizdeydi. Ya yani yeni transfer Ennesiri Maksim'in sadece Maksim'in oynadı. Taraftara o çok güzelmiş mesajı verdirtti. i̇yi yani ki almışız mesajı verdirtti. Ennesiri de inanın Kendine geldiği zaman dedirtecek. O Aydın'ı falan geçin. O Aydın niye alındı ben de anlamadım oyuna. Hani Maksim'in yoruldu diye muhtemelen. Ya kardeşim 2 bir şey 1-1 beraberliğe getirmişsin. Ee, amacımız belliydi zaten bizim orada. Biz orada alalım o Aydın dedik. Uzun toplarla çıkalım. Mesela Osayi, Osterwolde, Çağlar, Ciku. Sonradan geldi Ciku da. Bunlar hiçbiri sırıtmadı ama taraftarın derdi tasası kim? değer tasa sadece Kurniç. Ya Fenerbahçe mecbur Kurniç'ten oynayacak. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Hafta sonu yani cumartesi günü Adana Demirspor maçımız var. Önce ona odaklanalım. Adana Demirspor maçında Mert Hakan yandaş cezalı. Fred sakat. Geriye Kurniç Zayis kalıyor. Bilginiz olsun. Mecbur Kurniç izleyeceğiz. Cumartesi günü de Kurniç'ten dolayı tepki gösterirseniz elimizde maçı Adana Demirspor'a veririz. Bana diyorsunuz ki niye bu kadar tepki gösteriyorsun? Ya içimize sızan Galatasaraylıların arkasından gittiğiniz için. Tamam ben size başka bir soru sorayım. Fenerbahçe'de maçın en iyisi kimdi? Ya da maçın en kötüsü kimdi? Maçın en iyisi muhtemelen herkes benimle aynı fikre sahiptir. Herkes e, ee, Livakovic'i seçecektir. Livakovic'den sonra maçın en iyisi kimdi? Bence İsmail Yüksek'ti. Göze gözükmedi. Bakın Galatasaray karışmış durumda. Haluk yürekli diyor ki Süper Kupa'nın devre arasında Kerem Aktürkoğlu'na oyundan çıkacağı söylenince Kerem çılgına dönüyor. İrfan Sarıoğlu ile bir gerginlik yaşıyor. Şişeleri tekmeliyor sonra bir daha bir daha bu takımda oynayanın nokta nokta diyor. Düşünün bak. Karşı taraf 5-0 yenilmiş. Bunları yaşıyor ama Fenerbahçe taraftarı diyor ki hayır biz daha beterini yaşamamız lazım. Bak ben size bir <laughs> Fenerbahçe şanssızlığı daha söyleyeyim. İnanamayacağınız bir şey söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan Lille son hafta Nice'de, Nice deplasmanında, Nice maçında 90 artı 4'te 7'yi golle elemelere geliyor. Yani rakip belki de Nice olacaktı. 90 artı 4'te gol yiyor. Elemeler şey Nice olmayacak pardon. Ee, Lille olmayacaktı. Elemelerde 3. turda Fenerbahçe'nin rakibi oluyor ve Fenerbahçe'ye karşı ilk maçta 2 şutu da savunmaya çarpıp gol oluyor. Ya Fenerbahçe şanssızlığı nasıl tarif edilebilir? Buyurun siz anlatın. Ee, o taç meselesini çözdüm. Arkadaşlar orta sahada tacı kullanıyoruz. Edin Dzeko lüzumsuz bir şekilde gelip görmediği yere sol tarafa top atıyor. O topu kaptırıyoruz haliyle. Osa Osterbol'de kayıyor topu taca atıyor ama taştan hızlı başlayıp ilk golü oradan yiyoruz. İkinci golde Ferdi'nin lüzumsuzluğu çalıma malıma gidiyor. Önünde Oğuz Aydın bomboş. Atsa Oğuz Aydın'a en azından kontraya çıkacağız. Adamlar da önde kalmışlar. Yiyoruz golü. İşte detaylar. Bak ben size iki tane seçenek sunayım mı? İsmail Yüksek 6, Şimanski 8, Tadiç 10. İrfancan Kahveci sağda, Maksim'in solda, Ennesiri forvette. Alın size cumartesi günkü maçın şeyi, orta sahası. Kötü mü olur? Bence kötü olmaz. İkinci seçeneği sunayım. Ciku, İsmail Yüksek, Şimanski oynayalım. Bu arada Şimanski'yi de çok eleştiriyorlar. Düşüş var şöyle böyle diye. Gol attığı zaman olmuyor. Asist yaptığı zaman olmuyor. Ama gol atamayınca, asist olmayınca oluyor. Neyse. Ciku, İsmail, Şimanski, İrfan Can Kahveci, Ennesili, Maksimin. Yani ya Tadiç'i yedekleyelim. Ya Şimanski'yi yedekleyelim. Ya ikisi bir oynasın. Ama 6-8-10 yapalım ortası. Ne dersiniz? Ya Çağlar Söğüncü'ye eleştiri var. Çağlar Lille maçında girdiği 8 ikili mücadelenin 7'sini, 8 hava topunun 7'sini. Yani 16'da 14 ikili mücadele kazanmış ve bana diyorlar ki hocam sen Çağlar Söğüncü'nün neyini övüyorsun? Hiç arkadaşlar giydiği silip şeyi beğeniyorum ondan dolayı. Serdar Ali Mourinho'nun futbolu John Wick filmi gibi her dakika aksiyon içermez. Nuri Bilge filmi gibi oturur izlersin ne olduğunu anlamadan bir bakmışsın ödül almış. Sen böyle bir tercih yaptın diyor. Arkadaşlar şunların klişe cümlelerini ezberleyip de bana gelip çaka satmayın. Mourinho'nun takımı daha yeni. İsmail Kartal'ın geçen seneki takımı Allah aşkına Feyenoord şey Twente maçında Twente kırmızı yemeseydi biz 5-1 kazanabilir miydik? Belki de Twente'yi elenecektik. Konferansa gidemeyecektik. Konferansta 6-1 yenildik farkında mısınız? 2-0 bir takıma yenildik. 6-1 bir takma yenildik. Hocam çok sakat verdik. Niye? Sağlık ekibine İsmail Kartal ve futbolcular sürekli teşekkür etti. Sağlık ekibinden değil. Kimden dolayı verdik? Bunu söyleyince de İsmail Kartal eleştirme. Ya arkadaşlar bak şunu bir söyleyeyim. Lafımı cımbızlayıp çekiyorsunuz ya. Ben de sizi cımbızlayıp çekip bu kanalın dışına iteceğim. Gerçekten bak bu kanalda durmayı istiyorum. Ya bu kadar haysiyetsizlik olmaz. Benim kurduğum her cümleden cımbızla laf çekip bak sen bunu dedin, bunu dedin. Sen kurun içi övdün falan derseniz. Bu hani başka bir şeyliğe girer. Yani başka bir şey çocukluğuna girer bu. Benden söylemesi. Yani ben içimizdeki Galatasaraylıları temizleme peşindeyim. Dikkat edin araya kaynamayın. Ben de tepkiliyim. Ben de yenilgiye üzgünüm. Ben de keşke olmasaydı diyorum ama ya bir derbi maçına çıktığınızı düşünün. İyi oynadın. Net goller kaçırdın. Şanssız şekilde soyun odasına 2-1 geride girdin. Maç 11-11. Kırmızı falan da yemedin. Şok bir karar geldi. Stadyum boşaltılıyor. Sadece senin taraftarın alınacak. Tribünlere sadece senin taraftarın alınıyor. Dediler ki maçta 90 dakika oynanacak ikinci yarı. Dinlenin birazcık. İyice de dinleniyorsun ediyorsun. Diyorlar ki hakem de adil bir hakem olacak. Ya ümitsizliğe mi kapılırsınız? Bu maçı şimdi alırız mı dersiniz? Ya Fenerbahçe taraftarı bir hafta boyunca bunu düşünsün. Eğer soruya cevabınız turu geçerizse destekleyin. Yok biz bir şeyden anlamıyoruz. Seyirci desteğinin önemi yok diyorsanız ya da biz şerefsiziz, FETÖ'cüyüz, Galatasaraylıyız falan diyorsanız desteklemeyin takımı falan. Desteklemeyin. Köstek olun. Her şeyi eleştirin. Her şeye konuşun. Her şeye kızın. Ya ben de eleştiriyorum. Eyvallah yediğimiz gollerin saçmalığını ben de eleştiriyorum. Bak eleştirmek benim kastettiğim eleştirme bu değil. Israrla hala kurun iş niye oynuyor? Cumartesi günü mecbur kurun oynatacaksın. Ya da benim dediğim taktikle çıkacaksın. Cumartesi yine bakın maç önü canlı yayında yine ben burada 3-5 tane andavala laf anlatacağım. Diyeceğim ki arkadaşlar mecbur adam ne yapacağım? Onlar da ısrarla yine mi kurun iç diyerek söze başlayacaklar. Ben de çıldıracağım. Ya günümüz bunlarla geçecek. Arkadaşlar ne olur bak kripto FETÖ'cülere, kripto Fenerbahçelilere, namussuzlara, şerefsizlere, alçaklara dikkat edin. Bak çok fazla var. Bak yedikleri 5 golün acısını Fenerbahçe'den çıkartmaya çalışıyorlar. Ha transfer iddiası. Transfer iddialarını konuşalım. Sizin en sevdiğiniz kısım. Boşverin Fenerbahçe'yi transfer. 750 tane transfer asak yine transfer iddiası konuşalım diyeceksiniz. Bak Erman Toroğlu ne diyor? Giden TFF hayatımda gördüğüm en kötü ve en taraflı federasyondu. Galatasaray taraftarıydı. Galatasaray'a geçen sezon çok kıyak yaptılar. Bunu görmemek için aptal olmak lazım diyor. Yani Galatasaray taraftarına sorsan Fenerbahçe kullanmış. Ümit Özat daha maç başlamamış. Saint Maxim'in bence biraz fazla bencil. Topla çok fazla oynuyor. Biz niye aldık o zaman onu? Üzülerek söylemek istiyorum. Şimanski'den bir Alex çıkmaz. Bak daha maç başlamadan. Ve maç bittikten sonra dikkat edin. Alan Saint Maxim'in bencillik yaptı. işte şu pozisyonda topu Ceko'ya atmalıydı falan filan tartışmalar var. Ciddi söylüyorum bak. Yani düşünün nereden doldurulduğunuzu düşünün. Bu arada Balıkesir Spor Teknik Direktörü Levent Eriş. Fenerbahçe ile Balıkesir Spor Arda İbrahim Akgün'ün transferi için prensipte anlaştı. Arda İbrahim ülke futbolumuza Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır. Ee, arkadaşlar bonuslarına belki 7 milyon lira falan. Sonraki satıştan pay maddesi var. Hatırlarsınız bu çocuğu çok önce söylemiştim. Hocam daha niye gelmedi dediğiniz çocuk o arkadaşlar. Yetenekli bir çocuk, yetenekli bir kardeşimiz. İnşallah hem Türk futboluna hem Fenerbahçe'ye faydalı olsun. İlkay Gündoğan'ı çok soruyorlar. İlkay Fenerbahçe için transfer hedefi işte Fenerbahçe 20 milyon euro İlkay Gündoğan için Fenerbahçe 20 milyon euro teklif etti. Evet, dün gece böyle bir haber ortaya attılar. Daha doğrusu dün gece de bugün gece Şimdi İlkay için Fenerbahçe 20 milyon euro teklif ettiyse ya Fenerbahçe beyinsizdir ya Fenerbahçe gömü bulmuştur ya kara para falan akmıyordur. Ciddi söylüyorum 20 milyon euro veriyorsak ortada bunlardan biri vardır. İlkay, Yundumar için 20 milyon euro falan teklif etmedik arkadaşlar. Böyle bir olay yok. Böyle bir şeyin gerçekliği de yok. Her şeye, herkese inanmayın. Şimdi... Ee... Bazı yerler var onları da konuşayım. Rodrigo Becao iddiası var İtalya'dan. Becao'yu isteyen varsa 10 milyon euro arkadaşlar. Hemen şimdi verelim. Hemen 10 milyon euroya şimdi satıyorum. Alıyorsanız buyurun. Vallahi bak hemen şimdi 10 milyon euroya satayım. Yani istiyorsanız, ha istemiyorsanız bir şey diyemem istemiyorsanız bir şey diyemem ama BK'ya 10 milyon euro veren olursa zaten hemen satarız. Miguel Crespo'dan transfer talebi. Miguel Crespo beni yurt dışına gönderin demiş. Hal City'nin görüşme halinde olduğunu biliyorum Crespo'yla. Bakalım sonuç ne olacak arkadaşlar. Evet. ama Crespo gidici. Fenerbahçe ABD'li orta saha Taner Tizman. Bu Taner Tizman'ı izleyen arkadaşlarım çok övüyorlar. Hocam diyorlar kesinlikle almamız lazım diyorlar. Ya siz İsmail Yüksek'i beğenmiyorsunuz. Tanir Tiz bana asla beğenmezsiniz bence. Ama zayıf olur. Kurniç takım arıyor zaten. Omar Fayet meşhur takımların transfer listesine girdi. Başımız çok ağrıyacak çünkü genç takımda şahane bir performans sergiliyor çocuk. Allah yolunu baktığını da açık etsin. Ee, dediğim gibi çocuk şahane bir performans sergiliyor. Onu da söyleyeyim. Ha Lil maç. Mesela Ryan Kent hiç ortalıkta yok. Mesela farkında mısınız bilmiyorum. Cengiz Ünder hiç ortalarda gözükmüyor. Bayern Münih'ten Mourinho'ya müjde görüşmeye hazırız. Göreska için gelin görüşelim demişler. Fenerbahçe, Amrabat, Casemiro üçgeninde gidip geliyor. Bildiğimiz kadarıyla. Ama çok zor. Hani Göreska ben düşük bir para isteyeceklerini zannetmiyorum. Amrabat ismi onda da fiyatta düşmüyorlar. Casemiro için bizim istediğimiz fiyatı asla kabul etmezler. Leslie Okuçuk bu ismini de kiralık istedik Chelsea'den. Parasını da siz verin diye. Onlar da pışıp avcunuzu yalarsınız diyor. Sanderberg'e ismini çok söylüyorlar. Şimdi Manchester United Sanderberg'e yakın diyorlar. Ha ben şunu söyleyeyim. Amrabat da bence istesek şu anda gelir. Sadece para pazarlığı var. Cengiz Han'ın da sonunda gidecek gibi geliyor bana. Ama Katar'a ama Avrupa'ya ki Venezia falan da istiyormuş. Yani Samet Akaydın mesela e, şu anda kulüpte geleceği belirsiz olan bir isim. Mesela bakın Avrupa listesinde falan enteresandı. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Fenerbahçe'de bir macera var. Ama bu macerayı çözemiyorum. Bu arada Ordinarius'la kaptığı futbolcumuz Lefter Küçükhan'da Önyadisi'nin hikayesini Sinemaya taşıyacak olan Lefter filminin çekimleri başlamış. Netflix için çekilecek olan filmin oyuncu kadrosuna Halit Ergenç de katılmış. Halit Ergenç Lefter'in babasını canlandıracakmış. Lefter'de Erdem Kaynarca oynayacakmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. İnşallah çok güzel bir yapım bizleri bekler. Ben ikinci Lille maçı için ümitsiz değilim. Ben sadece Fenerbahçe taraftarından ümitsizim. Bir kardeşim dün gece canlı yayın yaparken diyor ki hocam diyor Fenerbahçe stadına gelen bazı ruhsuzlar var diyor. Ben onlardan korkuyorum diyor. Ya telefondan falan oynuyorlar maçı bırakıp. bu ruhsuzlar olmasa biz Lille eleriz diyor. Çünkü o kadar hani çekindiğimiz kadar, korktuğumuz kadar bir takım değildi diyor. Katılıyorum. Bazılarda diyor ki, hocam diyor Lille diyor tam hazır değildi. Lan yediğimiz iki gol şansa. Gerçekten de şansa. O şans bizde olsaydı. Hani Galatasaray şansı Galatasaray balı diye bir şey var. O bal bizde olsaydı. Edin Cekon'un karşı karşıya gol olurdu. Maksimi'ninki gol olurdu. İrfan Can'ın e, serbest vuruşu zaten gol olurdu. 3-1 kazanır gelirdik. Kadıköy'de rahat rahat turlardık. Taraftar bir coşardı. Şey bir coşardı. Ama bize bu sene birlik olmak lazım. Bu sene taraftarın bir olması lazım. Belki de bu birlik böyle sağlanacak. Taraftar Lille eleyelim diye bir olacak. Bu şekilde olacak. Ama ilk ay için 20 milyon euro kesinlikle doğru değil. Onu belirteyim. Arda İbrahim Akgün hayırlı olsun. Yeni kapımız. Yeni transferimiz. Ee, diğerlerine de anlatacağımı anlattım. Teşekkürlerimi sunuyorum. 70.600 için arkadaşlar. Hep birlikte daha da büyümeye devam. Görüşmek üzere.